1763 numaralı konu Hazreti Hasan'ın babası Hazreti Ali'nin vefatı üzerine bir hutbe irat etmesi Hazreti Ali vefat ettiğinde yerine geçen oğlu Hazreti Hasan minbere çıkarak şunları söyledi Ey insanlar bu gece kendinden öncekilerin onu geçemediği sonrakilerinse yetişemeyeceği bir kişi öldürüldü Zamanında Hazreti Peygamber onu savaşlara gönderirlerdi Bu sırada Cebrail onun sağında Mikail ise solunda bulunurdu o gittiği yerlerden Allah Teala'nın fethi, onun elleriyle müyesser etmedikçe dönmezdi. Miras olarak yalnızca 700 dirhem para bırakmıştır. Kendisi bu parayla bir hizmetçi satın almak istiyordu. O, Meryem oğlu İsa'nın ruhunun göklere yükseldiği gece, Ramazan'ın 27. gecesinde, vefat etti. Hazreti Ali öldürüldüğünde oğlu Hazreti Hasan kalkıp Allah'a hamdü senalır ettikten sonra şunları söyledi. Allah'a yemin ederim ki kendisinde bir kişiyi öldürdüğünüz bu gece Kur'an'ın indirildiği, Meryem oğlu İsa'nın göğe kaldırıldığı, Musa Aleyhisselam'ın arkadaşı Yuşa bin Nun'un öldürüldüğü ve İsrailoğullarının tevbesinin kabul olunduğu gecedir. Babasının vefatından sonra minbere çıkan Hazreti Hasan beni tanıyanlar tanır. Eğer tanımayan varsa bilsin ki ben Muhammed'in oğlu, torunu Hasan'ım dedikten sonra ben atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un milletine, dinine tabiyim. Yusuf 12 suresi 38 mealindeki ayeti kerimeyi okudu. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'den birçok ayetler okuyan Hazreti Hasan sözlerine şöyle devam etti: Ben müjdeleyici ve korkutucu olanın oğluyum. Ben peygamberin oğluyum. Kendisinin izniyle insanları Allah'a çağıranın oğluyum. Ben pırıl pırıl parlayan kandilin oğluyum, alemlere rahmet olarak gönderilen zatın oğluyum, ben Allah Teala'nın üzerlerinden her türlü kin ve pisliği gidererek kendilerini tertemiz kıldığı ehli beytnim, ben sevgileri ve dostlukları Allah tarafından tüm Müslümanlara farz kılınan ailedenim, Allah Teala bu hususta Peygamberi Muhammed'e indirdiği kitabında, Ey Resulüm, de ki, Buna tebliğime karşılık sizden akrabalarımı sevmenizden başka hiçbir ücret istemiyorum. Şura 42 suresi 23 buyurmaktadır. Hazreti Hasan Ramazan'ın 21. günü irat ettiği hutbesinde babası hakkında şunları söylemiştir. Sancak ona teslim edilirdi. Savaş şiddetlendiğinde ise Cebrail inerek onun sağında savaşırdı. Hazreti Hasan babasının vefatında irat ettiği hutbesinde şunları da söylemiştir. Ben, Cebrail'in yanlarına indiği ve oradan kalktığı ehli beytnim, Allah Teala Kur'an'ında, kim bir hasene, iyilik, yaparsa, onun iyiliğini, sevabını, artırırız, şura, 42 suresi 23, buyurmaktadır. Buradaki, hasene, iyilik, yapmak, tam maksat biz ehli beytin sevgisidir.